Bugün insanları okuma sanatı üzerine konuşacağız. Böylelikle psikolojik tuzaklardan kaçınabilir, daha güçlü ilişkiler kurabilir, iletişim becerilerini geliştirebilirsin. Birinci ipucumuz ilk izlenimler. Güçlü bir el sıkışma özgüvenin göstergesiyken zayıf bir tokalaşma da kendinden emin olamamak anlamına gelir. İnsanlara tokalaşma sırasında dikkat et. Göz teması kuruyorlar mı, kurmuyorlar mı? Göz teması kurmamak daha çok utangaçlığın ya da o kişiye karşı ilgisiz olduğunun bir göstergesidir. Buna dikkat et. İkinci ipucumuz kolları çapraz bağlamak. Bu duruş aslında iletişime kapalılık olarak lanse edildi sürekli. Doğruluk payı yok değildir. Ancak kişi biraz daha rahat bir duruş sağladığı için de bu duruşu sergileyebiliyor. Kolları böyle rahat ediyor. O nedenle bu duruşu diğer ipuçlarıyla birlikte değerlendirmek önemli. Gülümsüyor mu? Sohbete eşlik ediyor mu? Yoksa sadece köşesine çekilmiş somurtuyor mu? Yani çapraz kolları bu bağlamda ele almak önemli. Üçüncü ipucumuz bakışların nereden geldi? Gözler ruha açılan kapılardır. Kelimelerin tek başına yeterli olmadığı durumlarda duyguları açığa çıkarır. Göz teması ilgisizlikten, utangaçlığa hatta tiksintiye kadar bize ipucu sağlar. Eğer bir ortama girdiğinde kişi seni gördüğünde gözlerini kısıyorsa, dudağını büküyorsa senden haz etmiyor demektir. Keza kişi seni gördüğünde kaşlarını kaldırıyor ve gülümsüyorsa bu da sana karşı ilgili olduğu anlamına gelir. Ya da karşılıklı sohbetlerde kişi sürekli başka nesnelere veya kişilere bakıyorsa yine bu da sana karşı ilgisiz olduğu anlamına gelebilir. Dördüncü ipucumuz sürekli kıpırdanması. Bir kişi sürekli kıyafetinin bir parçasıyla oynuyorsa, bir objeyle ritmik hareketler yapıyorsa, ayağını sürekli yere vuruyorsa ya da buna benzer ritmik hareketler, bu sosyal rahatsızlığa işaret eder. Kişi o ortamdan uzaklaşmak istiyordur. Bu huzursuzluğun işaretidir. Bu sinyalleri yakalamak önemli. Beşinci ipucumuz kişisel alan dinamiği. Biriyle sohbet ediyorsun ve bu kişi sana yakın konum alıyor ya da yakınlaşıyor. Bu iki anlama gelebilir. Senin yanında rahat hissediyordur ya da bu yakınlıktan hoşlanıyordur. Elbette ancak bazen bu yakınlık, fiziksel olan bu yakınlık bazı insanları huzursuz eder. Çünkü onların kişisel alanını ihlal etmişizdir. Böyle bir durumda geri çekilmemiz gerekiyor. Bu illa bizden hoşlanmadığı anlamına da gelmiyor tabii. Sonrasında da akışına bırakmak en iyisi. Altıncı ipucu yürüyüş şekli. Birinin yürüme şekli o kişinin dünyası hakkında çok şey ortaya çıkarır. Kişi başı dik ve göğüs kafesi geniş bir şekilde yürüyorsa bu kendinden emin ve özgüvenli bir yapıda olduğuna işaret eder. Elbette yapay maço, kasıntı, robotik bir yürüyüşten bahsetmiyoruz. Utangaçlık ve özgüven eksikliği ise daha çok öne eğik ve sarsa kambur bir yürüyüşle ilişkilendirilir. Yedinci ipucu duruş ve postür. Beden dilimiz, duygularımız, özgüvenimiz ve kendimizi nasıl gördüğümüz hakkında çok şey anlatır. Omuzlar geride, baş dikse bu özgüvenin işaretidir. Ben buradayım ve etkileşime hazırım anlamı taşır. Eğer baş eğik, duruş kambursa bir önceki maddede belirttiğim gibi bu çekingen ve ürkek bir kişiliğin göstergesidir. Bundan çıkarılacak ders vücut duruşumuzdaki ufak değişimlerin bile insanların bizi algılayış hatta kendimizi algılayış biçimlerini olumlu yönde değiştirdiğidir. O nedenle önce beden dilimizden başlayacağız. 8. ipucu dakik olmak. Dakik olmanın gözden kaçan bir önemi vardır. Bu sadece bir yere zamanda varmakla ilgili değildir. Kişinin değerlerine ve önceliklerine de ayna tutar. Sürekli olarak geç kalan biri zaman yönetmekte zorluk yaşıyor olabilir. Düzensiz ve dağınık bir yaşam biçimine sahiptir muhtemelen. Bunun tersine zamanında gelen bir kişi, dakik olan bir kişi sorumluluk duygusuna sahiptir. Güçlü bir dürüstlük duygusu taşıyor olabilir. Kişilerin zamanı yönetme biçimlerini gözlemleyerek onlar hakkında bilgi edinebilirsin. 9. ipucu konuşma biçimi. Sürekli hızlı konuşan birini düşün. Muhtemelen günlük yaşamında fazlasıyla kaygılı ve acelecidir. Bunun tersine çok yavaş ve monoton bir konuşma bitkinlik, yorgunluk anlamı da taşıyabiliyor. 10. ipucumuz konuşma ve baş sallama. Bir kişinin biriyle ya da bir otorite figürüyle konuşurken sürekli başını sallaması yargılanma endişesi taşıdığı anlamına gelir. O nedenle karşısındaki kişi başıyla sürekli bir onaylama ihtiyacı duyar. Elbette bu davranış içinde yapaylığı da taşıyor. 11. ipucu giyim tarzı. Bazı insanlar moda trendlerini takip eder. Gündemi ıskalamak istemez. Bir ayakkabı modaysa direkt onu alır giyer. Bu o kişilerin yeniliklere açık ve uyumlu
uyumlu kişiler olduğunu gösterir. Rahat giyimi tercih edenlerse haliyle konforuna önem veren kişiler olabilir. Klasik ve maskülen bir giyim dominant bir yapıya işaret ediyor olabilir. Bazı kişiler kültürlerini ve etnik kökenlerini yansıtan semboller, takılar veya kombinler kullanır. Bu da onların gelenekçi ya da tutucu bir yapıda olduğuna işaret eder. Beden dili, yüz ifadeleri ve diğer sözel olmayan ipuçlarına hakim olmak insanlarla daha etkili iletişim kurmamızı sağlar. Böyle videolar ilgini çekiyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.